Henüz öğle yemeğimizin yarısına gelmiştik ki korkunç bir patlama duyduk. Gemi önce titredi, sonra eğilmeye başladı. Herkes oturduğu yerden sıçrayarak güverteye çıktı. Kadınlar ve çocuklar çığlık atıyordu ve güvertede muazzam bir panik vardı. Bir mayına mı çarpmıştık yoksa bir denizaltı mıydı bundan emin değildik. Fakat kesin olan bir şey vardı, gemi yok olacaktı. Çünkü baş kısmından hızlı bir şekilde batıyordu. Lusitania batmaya başladığında sudaydım ve batan geminin emiş gücüyle aşağı çekildim. Suyun altında ne kadar kaldım bilmiyorum fakat bana bir saat gibi geldi. Yüzeye çıktığımda gücüm tükenmişti ve enkazdan kopan parçaların arasında debelendim. Birkaç dakika mücadele ettikten sonra ters dönmüş bir botun bana doğru sürüklendiğini gördüm. Bir adamın bana doğru uzattığı küreye tutunarak botun üstüne çıktım, diyor. George Scott adında bir İrlandalı yolcu Lusitania'dan kurtuluş hikayesini anlatırken. Merhabalar, ben Civan Avcı. Birinci Dünya Savaşı Podcast serisinin 47. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere savaşın seyrini değiştirecek bir hadiseyi, Lusitania'da bir İngiliz yolcu gemisinin bir Alman denizaltısı tarafından batırılışını anlatacağım. Şimdiye kadar arkadaşlar ülkeler işgal edildi, yüz binleri hatta milyonları bulan kayıplar yaşandı. Fakat transatlantik seferler yapan bir seyahat gemisinin batırılması savaşa bambaşka bir boyut kazandırdı. Çünkü ölenler arasında 128 tane Amerikan vatandaşı vardı. Peki Almanlar bu masum gemiyi nasıl ve neden batırdı? Gemi iddia edildiği kadar masum muydu ve siviller dışında kargosunda başka neler vardı? Bu bölümde bu soruları cevaplamaya çalışacağız. Fakat bundan önce bölüm sponsoru La Puerta İzmir'e çok teşekkür ediyorum. Bu harika mekana bir göz atmak isterseniz Instagram profilini bu bölümün açıklama kısmında paylaştım. Ayrıca değerli Patreon destekçilerimden Deniz Turhana, Hande Karacoya ve Tolga Akgöle çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Siz de Patreon veya Buy Me A Coffee yoluyla veya doğrudan bana ulaşarak desteklerinizi sunabilir. Bugüne kadar 130 binden fazla kişiye ulaşmış bu projede adınızın geçmesini sağlayabilirsiniz. Şimdi dönelim konumuza. Birinci Dünya Savaşı başladıktan hemen sonra Ağustos 1914'te İngiltere Almanya'ya deniz yoluyla bir blokaj uygulamaya başlıyor ve Kasım 1914'te Kuzey Denizini savaş alanı ilan ederek bu blokajını sertleştiriyor. Almanya'nın buna cevabı ise Şubat 1915'te geliyor ve bir misilleme olarak Almanlar İngiltere anakarasını ve etrafındaki adaları çevreleyen tüm denizlerin savaş alanı olduğunu bu bölgeye girecek ve itinaf devletlerinden herhangi birinin bayrağını taşıyacak tüm gemilerin yüklerine ve sivil yolcu taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın U-Botlar tarafından batırılacağını ilan ediyor. Bu karar da tarihe Unrestricted Submarine Warfare yani kısıtlamasız denizaltı savaşı olarak geçiyor. Şimdi burada ilan edilen savaş türündeki kısıtlamasız ibaresini anlamaya çalışalım. Savaştan çok önce varılan anlaşmalara göre bir ülke savaş halinde olduğu başka bir ülkenin sivil gemilerini silah taşıdığından emin olsa bile doğrudan batıramıyor. Prosedür gereği şüpheli bulunan gemi önce durduruluyor, sonra izin istenerek gemiye çıkılıyor ve geminin nasıl bir yük taşıdığına bakılıyor. Eğer geminin kargosunda taşınması yasaklı malzemeler, örneğin silahlar veya silah yapımında kullanılacak maddeler tespit edilirse, önce gemideki yolcular ve mürettebat tahliye ediliyor ve sonra gemi batırılıyor. Fakat tahmin edersiniz ki bu çok meşakkatli ve suistimale açık bir prosedürdür, özellikle de denizaltları için. Çünkü bir denizaltının bu işlemi uygulayabilmesi için yüzeye çıkması demek, en önemli silahı olan gizlilik faktörünün ortadan kalkması demektir. Üstelik denizaltıların güverte silahları çok zayıftır ve çıkacak olası bir çatışmada batırılmaları çok kolay olacaktır. Denizaltıların henüz aktif kullanımda olmadıkları zamanlarda belirlenen bu prosedürler, özellikle gücünü U-botlardan alacak olan Almanları dezavantajlı bir konuma sokmuştur. Fakat yine de 1. Dünya Savaşı yıllarında Gemisinin etrafında bir u bot periskopu görmek bir kaptanın en son isteyeceği şeylerden birisidir. İngilizlerin Kuzey Atlantik'teki u bot tehdidine karşı aldıkları ilk önlem, ticaret gemilerinin konvoylar halinde organize edilmesi ve bu konvoyların yanlarına birkaç destroyer verilmesi oluyor tıpkı 2. Dünya Savaşı'nın başlarında olduğu gibi. Fakat sürekli Atlantik seferleri yapmak zorunda kalan bu destroyerlerin harcadığı yakıt donanmanın bütçesini sarsmaya başlıyor ve bu prosedürden vazgeçiliyor. Bunun yerine oyunlarıyla meşhur İngilizler alternatif ve bir o kadar da sinsi bir stratejiye yöneliyor. Ticaret gemisi görünce yüzeye çıkan denizaltıların bu zafiyetinden faydalanmak için İrlanda'nın Queenstown tersanesinde bazı ticaret gemisi süsü verilmiş silahlı gemiler üretiliyor. Bu gemilerde askeri personel yolcu kılığında seyredecek, bir U-Bot'un yanaşması ve yüzeye çıkması durumunda gizli kapaklar açılarak silahlar ortaya çıkarılacak ve savunmasız bir konuda olan U-Bot batırılacaktır. Hatta bu devşirme gemiler özellikle zayıf görünümlü bir torpil harcamaya değmeyecek yani U-Bot'un güvertedeki hafif silahlarıyla da batırılabilecek bir görünümde dizayn edilmiştir. Özetle U-Bot'lara yem olarak tasarlanan bu gemi türüne İngilizler ilk olarak Queenstown'da üretilmesinden ötürü Q-Ship yani Q gemisi Almanlarsa U-Bot tuzağı demişlerdir. Q-Ship projesi uzun bir süre İngiltere'nin herkesten sakladığı bir devlet sırrı olmuştur. Fakat Almanların duruma uyanması üzerine bu plan biraz ters tepmiştir. Çünkü Almanya İngilizlerin hile yaptığını gerekçe göstererek kısıtlamasız diye tanımladığı denizaltı savaşı şeklini bir nevi meşrulaştırmaya çalışmıştır. U-Botlar bundan böyle İngiltere civarında seyreden her gemiyi yüzeye çıkmadan ve herhangi bir uyarıda bulunmadan batıracak ve bu şekilde İngilizleri hiçbir ürün edemez konuma getirerek aç bırakacaktır. En azından plan bu yöndedir. Almanların esasında çoğu Belçika'nın Ostend limanına konuşlu, topu topu 20 tane U-botu vardır ve bu denizaltılar savaşın başından bu yana sadece 19 gemi batırabilmiştir. Yani bu düşük batırma oranıyla İngilizlerin aç bırakılması pek mümkün değildir. Fakat 18 Şubat 1915'teki kısıtlamasız denizaltı savaşının ilanından sonra U-botlar aktivitelerini bir anda artırmışlar ve günde ortalama 2 gemi batırmaya başlamışlardır. Öyle ki batırılan toplam İngiliz ticaret gemisi sayısı Mayıs'a gelindiğinde 68'i Eylül'e gelindiğinde ise 480'i bulacaktır. U-Botlar artık savaştaki işlevselliğine inanılmayan bir çeşit oyuncak olmaktan çıkmış, İngilizler için bir milli tehdit oluşturmaya başlamıştır. Mayıs 1915'teki yani Lusitania'nın batırmasından hemen önceki atmosfer böyledir. Şimdi geçelim Lusitania'nın hikayesine. RMS Lusitania Southampton merkezli Cunard Line firmasına ait, Transatlantik seferler yapan döneminin en büyük ve en lüks yolcu gemilerinden bir tanesidir. Titanic filmini hepiniz izlemişsinizdir. Lusitania'da tıpkı Titanic gibi çoğunlukla zengin insanlara hizmet eden, yolcularına elektrikli aydınlatma, ısınma ve asansör gibi yenilikler sunan, sanatsal eserlerle bezenmiş iç tasarımıyla ve birinci sınıf yemek salonunun tavanındaki gökyüzünü görme olanağı sağlayan zarif desenli camlarıyla adeta lüks bir otel konforu sunan bir gemidir. Böyle söyleyince de reklam filmi gibi oldu. Fakat bu konforu bozan bir husus vardır. O da geminin 68 bin beygir gücündeki motorlarının yarattığı titreşimdir. Neredeyse modern bir savaş gemisinkine denk olan motorları sayesinde Lusitania'nın asıl alameti farikası 25.6 notluk yani 47.4 km bölü saatlik hızıdır. Bu hızıyla Lusitania Liverpool'dan New York'a yaptığı bir seferi 4 gün 19 saat 53 dakikada tamamlayarak döneminin rekorunu kırmıştır. Zaten Lusitania'dan daha lüks bir gemi olan Titanic'in o meşhur buzdağına çarpmadan önceki temkinsiz hızının alt metninde bu yatar. Lusitania'ya hız olarak da rakip olmak. Peki Lusitania neden bu kadar hızlı gidecek şekilde tasarlanmıştır diye soracak olursak işin içine ordu giriyor savaştan önce transatlantik seferlerinin Alman şirketleri tarafından domine edildiği bir dönemde İngiliz şirketi Cunard Line rekabette geri kalmamak adına iki yeni gemi yani Lusitania ve kardeşi Mauritania'yı inşa etmek istiyor fakat buna parası yetmiyor Devletten borç isteyen Cunard Line'a yardım eli Kraliyet Donanmasından geliyor. Yapılan anlaşmaya göre geminin inşasına donanma yardım edecek fakat buna karşılık Lusitania'ya konforundan ödün verdirtecek kadar güçlü motorlar takılacak ve Gemiye silah yerleştirilecek bazı özel bölmeler yapılacaktır. Bu haliyle Lusitania devlet nezdinde bir armed merchant ship yani silahlı ticaret gemisi olarak listelenecek ve gerek duyulduğu takdirde donanma gemiye el koyacaktır. Bütün bunların 1907 yılında olduğunu düşünürsek İngilizlerin daha o zamandan büyük bir savaşın kokusunu aldıklarını rahatlıkla söyleyebiliriz. Gerçekten de Lusitania'nın bazı bölgelerine ekstra zırhlar eklenmiş, deposuna mühimmat taşıyacak özel bölmeler açılmış, güvertesine gizli namlu yuvaları monte edilmiş ve baş kısmı küçük savaş gemilerini mahmuzlayacak şekilde sağlamlaştırılmıştır. Lusitania'nın bu yarı sivil, yarı savaş gemisi şeklindeki dizaynı bir devlet sırrı değil, aksine şirketin övündüğü bir özellik olmuştur. Yüksek hızı ve kalın zırhlarıyla Lusitania piyasaya batırılamaz bir gemi olarak sürülmüştür. Sanırım Titanic için de aynı şey söylenmişti. İnsanoğlunun yaptığı her yeni gemiye batırılamaz demeye çalışması işin biraz ironik boyutudur. 22 Nisan 1915'te yani Lusitania son yolculuğuna çıkmadan 9 gün önce Amerika'daki Alman Büyükelçiliği 50 farklı Amerikan gazetesinde yayınlanmak üzere bir bildirge hazırlıyor. Bu bildirgede Almanlar genel olarak transatlantik seferler yapacak olan tüm yolculara Almanya ile Büyük Britanya arasında bir savaş halinin bulunduğunu ve savaş bölgesine girecek gemilerin batırılma riskini göze alarak hareket etmesi gerektiğini duyuruyor. Gazetelerde 24 Nisan'da basılması için hazırlanan bu yazı teknik sebeplerden ötürü 1 Mayıs sabahında yayımlanabiliyor. Tam da Lusitania'nın yola çıkmasından birkaç saat önce. Her ne kadar bu uyarı bu güzergahı tercih edecek tüm gemilere yapılmış olsa da bildirgenin gazetelerde tam da Lusitania'nın reklamının hemen altında yer alacak şekilde ayarlanması esasında uyarının doğrudan Lusitania'ya yapılmış olduğunu düşündürtüyor. Fakat bir nevi son dakikada yapılmış olan bu uyarı pek bir işe yaramıyor. Satılmış binin üstündeki biletten sadece iki tanesinin bu sebeple iptal edildiği söyleniyor. Cunard Line'ın basın sözcüsü bunu tipik bir Alman blöfü olarak yorumlarken Lusitania'nın üstün hızına vurgu yaparak zaten maksimum hızı 10, -10 15 not olan U-botların bu hızın üstündeki gemilere saldırmadıklarını dile getiriyor. Kamuoyu ise Almanların içinde çocukların ve kadınların bulunacağı bu denli büyük bir sivil gemiyi batıracak kadar düşmediklerini zaten buna cesaret edemeyeceklerini düşünüyor. Fakat yolcular tarafından göz ardı edilen bir gerçek vardır ki o da daha önce de söylediğim gibi Lusitania'nın resmiyette bile %100 bir sivil gemi olmayışıdır. Lusitania'nın o günkü gümrük beyannamesinde depolarında İngiliz ordusuna gönderilmek üzere bol miktarda mühimmat vardır. Bu çok ama çok önemli olan mühimmat konusuna bölümün sonunda değineceğim. 1 Mayıs 1915 günü saatler öğlen 12.15'i gösterdiğinde RMS Lusitania 1266 yolcusu ve 694 mürettebatıyla New York Pier 5410 limanı terk ederek Liverpool'a doğru yolculuğuna başlıyor. Bu geminin bu istikametteki 101. toplamda ise 202. ve son seferi olacaktır. Gemi 59 yaşında tecrübeli bir denizci olan Thomas William Turner'ın kaptanlığında Kuzey Atlantik'e açılıyor. Fakat bazı yolcular özellikle de nüfus sahibi zengin olanlar geminin o çok övündüğü hızında gitmediğini fark ediyor. Zaten bir süredir yeteri kadar bilet satamayan ki bu yolculuğunda da kapasitesinin yarısından biraz fazlasını ancak doldurabilen Lusitania, şirketin verdiği emir doğrultusunda kömür tasarrufu yapmak için 4 kazan dairesinden birisini çalıştırmıyor. Bu da geminin hızını o çok övündüğü 25 nottan 21 nota düşürüyor. Yolculara ise gerekçe olarak savaş zamanı çekilen kömür sıkıntısı gösterilirken, merak etmeyin bir denizaltı tehdidine karşı hala çok hızlıyız deniyor. Kuzey Atlantik'te bunlar olurken 30 Nisan'da yani Lusitania'nın New York'u terk etmesinden bir gün önce deniz teğmeni Walter Schwieger'ın kaptanlığında U-20 denizaltısı Almanya'dan harekete geçerek Kuzey Denizi'ne açılıyor. İlk olarak İskoçya istikametine doğru yol alan Schwieger, İskoçya'nın kuzeyinden dolanarak güneye çark ediyor ve İrlanda açıklarında seyretmeye başlıyor. U20'nin nihai hedefi İrlanda ile İngiltere arasındaki dar bir geçit olan St. George kanalına ulaşmak, burada bir devreye yapmak ve Liverpool'a gitmek için buradan geçmek zorunda kalacak olan ticaret gemilerini batırmaktır. 5 Mayıs'ta Lusitania'nın hala Atlantik'te olduğu ve yolculuğunun yaklaşık dörtte üçünün sorunsuz bir şekilde tamamlandığı sıralarda U20 İrlanda açıklarındaki faaliyetlerine başlıyor ve bir ticaret gemisinin önünü kesiyor. Gemide önce bir evrak incelemesinde bulunan Schwiger ve adamları şüpheli buldukları bu gemiyi mürettebatını tahliye ettikten sonra batırıyor. O akşam saat 22.30'da kraliyet donanması tüm gemilere İrlanda'nın güney kıyılarında denizaltı faaliyeti tespit edildi şeklinde bir uyarı geçiyor. Bu uyarıyı tabi ki de Lusitania'da alıyor fakat o günlerde bu tarz uyarılar hemen hemen her gün geçtiği için kaptan bu durumu fazla ciddiye almıyor. Nasıl olsa savaş bölgesine varıldığında koruma olarak bir destroyer gönderirler diye düşünüyor. 6 Mayıs'ta Lusitania artık savaş bölgesine yaklaşırken U-20 6000 tonluk Candidate adında bir gemi daha batırıyor ve akabinde 16000 tonluk bir yolcu gemisi olan Arabic'i torpillemeye çalışıyor fakat ıskalıyor. Bundan sonra yine 6000 tonluk bir kargo gemisi daha batıran T-man Schwiger 7 Mayıs sabahı yakıtının da azalmasıyla artık eve dönme vaktinin geldiğine karar veriyor. Bünyesindeki 8 torpilin 5'ini harcamış olan kaptan tek başına 2 günde 3 gemiyi batırarak son derece verimli bir sefer düzenlemiştir. Eve dönüş yolculuğu için prosedür gereği 2 torpilini bir kenara ayırması gerektiğini düşünürsek U-20'nin son bir torpili kalmıştır fakat Schwiger bunu kullanmayacaktır. Lusitania'nın kaptanı William Turner 6 Mayıs akşamı kraliyet donanmasından deniz altlarıyla ilgili iki uyarı daha alıyor. Gelen bu uyarılardan donanmanın herhangi bir koruma sağlamayacağını anlayan Turner bir hayal kırıklığına uğrasa da panik yapmayarak o akşam birinci sınıf yolculara verilen bir konseri yarıda kesiyor ve donanmanın kendisine göndermiş olduğu denizaltı uyarılarından yolcularına da bahsediyor. Geminin karartılmasını emreden kaptan yolculara kabinlerindeki perdelerini çekmelerini ve sigaralarını güvertede yakmamalarını söylüyor. Bunun üzerine bazı temkinli yolcular kabinlerinden ayrılarak o geceyi güvertede geçirmeyi tercih ediyorlar. O buz gibi havada. 7 Mayıs sabahı saat 6'da Lusitania artık savaş bölgesine girmiş ve İrlanda'nın güney ucuna 150 kilometre kadar yaklaşmışken ağır bir sis çöküyor. Aslında savaş bölgesine giren kaptanın standart bir uygulama olarak hızını maksimuma çıkarması ve zikzaklar çizmesi gerekiyor. Fakat görüş alanının epey düşmesi sebebiyle hızını 15 nota düşüren Turner zikzaklar çizemiyor ve biraz da inisiyatif alarak denizaltıların daha çok açıklarda olacağını varsayıyor ve kıyıya yakın seyretmeyi tercih ediyor. Ayrıca sisli havalarda çevredeki gemilere uyarı maksatlı düdük çalması gereken Turner, yolcuların "Yerimizi belli ediyorsun." şeklindeki tepkilerine maruz kalıyor. Oysaki sis, Lusitania için varsa denizaltı için de vardır ve bir nevi yolcu gemisine koruma sağlamaktadır. Bu düdükler başka bir gemiyle çarpışmamak içindir. Sabah saat 6'da çöken sis saat 10 civarı kalkmaya başlıyor ve saat 12'ye gelindiğinde hava tamamen açıyor. Fakat iyi mi oluyor, kötü mü oluyor bunu birazdan göreceğiz. Sisin kalkması üzerine hızını tekrardan 18 nota çıkaran Kaplan Turner, yardımcısına sahildeki bir deniz fenerini 4 noktadan kerteriz alarak tam bir konum tespiti yapmasını emrediyor. Bu geminin bazı ekstra manevralar yapacağı anlamına geliyor. Öte yandan tıpkı Lusitania gibi İrlanda'nın güneydoğu kıyılarının biraz açıklarında bulunan U20 saat 11'de sisin dağılmaya başlamasıyla bir İngiliz balıkçı teknesine görünmemek için dalışa geçiyor ve bir müddet suyun altında kaldıktan sonra saat 12.45'te tekrardan yüzeye çıkıyor. Artık dönüş yolunda olan Schwiger, havanın da iyice açtığını görmesiyle periskopuyla şöyle bir etrafı kolaçan etmek istiyor. Saat 13.20'de ufuktan birden fazla bacadan yükselen dumanlar görüyor. İlk olarak bunun bir konvoy olabileceğini düşünen kaptan, çok geçmeden bu dumanların büyük boyutlu tek bir gemiye ait olduğunu fark ediyor. Bu gemi, yolculuğunun bitmesine artık saatler kalmış RMS Lusitania'dır ve gittiği yöne bakılırsa U-20 düşük hızına rağmen bu gemiyi yakalayabilecek konumdadır. Schwiger her ne kadar Almanya'dan yola çıkarken kafasında böyle bir hedef belirlememiş olsa da donanmanın batırılabilecekler listesinde yer alan Lusitania'yı hazır yakalamışken batırmaya karar veriyor. Gemiyi gördükten hemen 5 dakika sonra 11 metrelik periskop derinliğine dalarak su altında elektrik motorlarıyla ulaşabildiği en yüksek hız olan 9 notla Lusitania'ya yaklaşmaya başlıyor. Bu arada antır parantez U-Botlar yüzeyde dizel motorlarıyla su altındaysa elektrik motorlarıyla gittikleri için arada 15 nota 9 not gibi bir fark oluşmaktadır. U-20 Lusitania'ya sinsice yaklaşırken ve tam da gemiyle olan mesafesini 3700 metreye kadar düşürmüşken Lusitania o kerteriz hesabı için ilk manevrasını yapıyor ve U-Bot'tan uzaklaşmaya başlıyor. Bu ani rota değişikliğiyle Lusitania'yı artık elinden kaçırdığını düşünen Schwiger bir daha bakıyor ki büyük gemi ikinci bir manevra yaparak U-Bot'un adeta kucağına düşüyor. Saatler 14 onu gösterdiğinde artık Lusitania'ya 700 metre kadar yaklaşmış olan Schwiger'ın dilinden şu sözcük çıkıyor. Eee, los Ateşlenen ve içinde 160 kilogram patlayıcı başlık bulunan torpilin Lusitania'ya ulaşması 35 saniyeyi buluyor. U-Bot mürettebatı kronometreye bakarken o esnada Lusitania'nın baş tarafından dışarı bakan 18 yaşındaki Leslie Morton suda gördüğü ikili köpük çizgisini fark ederek elindeki megafonla sancak tarafından torpiller yaklaşıyor diye bağırıyor ve çok geçmeden çift perfaneli Alman torpili Lusitania'ya baş kısmına yakın bir yerden sancak tarafından isabet ediyor. havaya parçalar fırlatan ilk çarpışmanın ardından aynı bölgeden çok daha büyük bir patlama sesi geliyor ve gemi asıl bu ikinci patlamadan sonra bir anda sancak tarafına 10 derece yatıyor. Olayları periskopundan izleyen Schwiger o anları defterine şöyle not ediyor. Torpil sancak tarafından köprünün biraz gerisinden çarptı. Beklenenin üstünde bir şiddette bir patlama gerçekleşti ve büyük bir bulut oluştu. Torpilin patlamasını kazan dairesinden veya kömür tozundan kaynaklı ikinci bir patlama izlemiş olmalı. Gemi aniden durdu. Çabucak sancak tarafına yattı ve baş kısmı batmaya başladı. Altın rengindeki Lusitania yazısı görünür oldu. Gerçekten de Lusitania'da tek bir torpilin açamayacağı kadar büyük bir hasar oluşuyor ve geminin ön üst güvertesi 6 dakika gibi çok kısa bir sürede suyun altında kalıyor. Kaptan Turner derhal yolcuları kadınlara ve çocuklara öncelik verilmesi suretiyle filikalara yönlendiriyor fakat filikalarda tam bir kaos yaşanıyor. Şimdi Lusitania'nın Titanic ayarında bir gemi olduğundan bahsetmiştik. Bu olaydan 3 yıl önce batan Titanik'te yolcuların sadece yarısına yetecek kadar filika vardı. Bu durumdan dersler çıkarılmış olsa gerek Lusitania'da yolcuların tamamına fazla fazla yetecek kadar 2605 kişi kapasiteli 70 adet can kurtaran filikası ve benzeri araçlar bulunuyor. Fakat kaza sırasındaki o hengamede bu filikalardan sadece 6 tanesi suya indirilebiliyor. Filikalardan bazıları geminin aksamlarına takılarak ters dönüyor, bazıları aceleyle suya sert bırakıldıkları için devriliyor ve hatta bazıları gemiye geri düşerek güvertedeki yolcuları eziyor. Kısacası, çok hızlı bir şekilde batmaya başlayan bir gemide can kurtaran filikaları pek bir işe yaramıyor. Lusitania tam 18 dakikada tamamen sulara gömülürken 1266'sı yolcu, 694'ü mürettebat olmak üzere gemideki 1960 kişiden sadece 761'i kurtarılabiliyor. Geminin battığı noktanın kıyı olan uzaklığı sadece 21 kilometre olmasına rağmen neredeyse Titanik'in ölüm oranına yakın bir oranın oluşmasında geminin bu hızlı batışı etkili oluyor. Filmden belki hatırlarsınız. Titanik'in batması 2 saat 40 dakika sürmesine rağmen nasıl bir kaos oluşmuştu? Fakat bir yandan da kıyaslamaya devam edecek olursak Titanic'in battığı bölgedeki suyun sıcaklığı ölümcül bir seviye olan eksi 2 dereceyken Lusitania'nın battığı yerdeki suyun sıcaklığı 11 derecedir. Aslında 11 derecede hala ölümcüldür. Fakat araştırmalarıma göre bir insan hipotermiye 11 derece suda 1 saatten 6 saate kadar dayanabilirken eksi 2 derecede bu süre 15 dakikayla 45 dakika arasındadır. Büyük bir ihtimalle 761 kişinin kurtarılması bu su sıcaklığının ve geminin kıyıya yakın oluşunun payı büyüktür. Evet, İrlanda açıklarında yaşanan bu facianın yankısı kısa sürede tüm dünyaya yayılıyor. Gemide birçok milletten insan olmasına rağmen gözler 128 vatandaşını kaybederek İngilizlerden sonra en çok kaybı yaşayan Amerika Birleşik Devletleri'ne çevriliyor. Amerikan Başkanı Wilson o zamana kadar ülkesini bu savaşın dışında tutmayı tercih etmiş hatta savaşın bitmesi gerektiğini savunmuştur. Fakat bu olay Amerikalılar nezdinde ciddi bir tepkiye neden oluyor ve Amerika'da savaş taraftarı bir kamuoyu oluşuyor. İlk etapta bu durumdan en çok etkilenen bir anda hedef haline gelen ABD'de Alman kökenli Amerikan vatandaşları oluyor. Alman ordusu 22 Nisan'da savaşın ilk gaz saldırısını düzenlemiş, 7 Mayıs'ta ise içinde çocukların da bulunduğu dev bir yolcu gemisini batırmıştır. Yani Almanların adı iki hafta içinde iki ayrı vahşete karışıyor. Savaş alanından çok uzakta yaşayan Amerika'daki en ilgisiz insanlara bile bu kadarı fazla geliyor. Özellikle de olayların iç yüzünü bilmiyorsanız. Bölümün başlarında Lusitania'nın mühimmat taşıdığı konusuna değineceğimi söylemiştim. Bu noktada şu soruları sormamız gerekiyor. Lusitania gerçekten söylenildiği kadar masum muydu? Deposunda mühimmat var mıydı? Vardıysa ne kadar vardı? O koca gemi tek bir torpille bu kadar hızlı nasıl battı? Yoksa gemiyi depolarındaki mühimmatlar mı batırdı? Bu soruların net yanıtlarına arkadaşlar bugün bile hala ulaşabilmiş değiliz. Fakat en azından bir fikir sahibi olabilmemiz için toplayabildiğim kadar bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Lusitania'nın yolculuktan önceki gümrük beyannamesinde 4 milyon 200 bin adet piyade fişeği, 1250 adet içi boş top mermisi kovanı ve 18 kasa yine içi boş patlayıcı düzeneği vardır. İşin tartışma yaratan kısmı, savaş öncesi belirlenmiş kurallara göre bu malzemelerin bir sivil yolcu gemisinde yük olarak taşınmasının yasal oluşudur. Yani sivil gemilerde büyük bir patlamaya yol açmayacak hafif silah fişekleri ve boş kovanlar taşınabilmektedir. Fakat Almanların iddiasına göre artık savaş kuralları geçerlidir ve Lusitania taşıdığı bu kargoyla bile meşru bir hedef haline gelmiştir. Ayrıca Almanlar bu gemide ibraz edildiğinden çok daha fazla mühimmat olduğunu iddia etmektedir. Torpilin çarpmasından hemen sonra gemiyi asıl batıran o ikinci patlamanın sebebi taşıdığı mühimmatlar olabilir. İngiltere ise bu iddiaları kesin bir dille reddetmekte, geminin kargosunun son derece yasal olduğunu belirtmekte ve Almanların kafalarına göre kural uyduramayacağını söylemektedir. Fakat ortada şöyle de bir gerçek vardır. Churchill'in de tabiriyle gemi nasılsa artık denizin dibini boyladığından ve kimse gidip de gemiye bakamayacağından İngiliz yetkililer bu kargo konusunu bir an önce kapatmak istemiş hatta geminin batma gerekçesi olarak görgü tanıklarına birden fazla torpil görmüş olmayasınız şeklinde baskı kurmuşlardır. Amerikan Başkanı Wilson'ın da halkının gösterdiği o büyük tepkiye rağmen Almanya'dan sadece bir özür beklemek ve bir daha yapmayacağının sözünü almaya çalışmak dışında herhangi bir girişimde bulunmaması şüphe uyandırıcıdır. Bu arada Wilson'ın bu pasifliği Amerika'yı bir an önce savaşa sokmak isteyen İngilizleri hayal kırıklığına uğratmıştır. Bu konuda hatta İngilizlerin Lusitania'ya yeterince göz kulak olmadıkları ve bunu kasten yapmış olabilecekleri iddia edilmiştir. Donanmanın bu suçlamaya verdiği cevapsa o sıralar Çanakkale ile ilgileniyorduk dikkatimiz hep oradaydı olmuştur. Fakat ilginç olan geçtiğimiz bölümde bahsettiğim İngilizlerin Deniz İstihbarat Servisi Room 40'nin U20'nin daha Almanya'dan çıkarken bile nerelere gideceğini ve yolunun Nusitanya ile kesişebileceğini biliyor oluşudur. Room 40 bu bilgiyi o sıralar henüz yolculuğuna başlamamış olan Nusitanya ile paylaşmamıştır. Eminim ki böyle bir bilgi paylaşılmış olsaydı bu Alman Büyükelçiliğinin gazetelere verdiği o ilandan daha etkili olurdu. Evet, Lusitania tam olarak ne taşıdığı ve o ikinci patlamaya tam olarak neyin sebep olduğu bilinmeden yani tüm sırlarıyla beraber İrlanda açıklarında 94 metre derinlikte yatmaktadır. Fakat 94 metre Churchill öldükten sonra gelişecek modern cihazlar için öyle çok büyük bir derinlik değildir. Örneğin 1982 yılında özel bir şirket enkaza bir dalış gerçekleştirerek geminin güvertesinden parçalar çıkarmak istemiş fakat döneminin İngiliz hükümeti buna gizlice engel olmuştur. Engel olma gerekçesi ise 2014 yılında ortaya çıkmış ve İngiltere Dışişleri'nin arama yapacak firmaya özetle Güverteye sert müdahalelerde bulunmayın. Bol miktarda mühimmat var. Gemi size doğru patlayabilir." dediği ortaya çıkmıştır. Yani İngiltere 1982'de kapalı kapılar ardında bile olsa ilk defa bir sivil kuruluşa gemide büyük kalibreli aktif mühimmatın bulunduğunu itiraf etmiştir. Zaten 2008 yılında yapılan bir başka dalışta resmi beyannamede geçmeyen bir sürü mühimmat bulunmuştur. Bulunanlar arasında 4 milyonun üstünde farklı bir kalibrede fişek Patlayıcı yapımında kullanılan 42 ton alüminyum tozu, bronz tozu, pamuk barutu denilen nitroselüloz ve tonlarca içi dolu top mermileri bulunmuştur. Hatta bu malzemelerin bulunduğu sandıkların üstünde peynir, tereyağı, domuz yağı ve istiridye gibi şeyler yazmaktadır. Zaten bu ürünlerin soğuk hava depolarında götürülmeleri gerekirken buna gerek duyulmadığı da zamanla ifşa olmuştur. Yani Lusitania'nın beyan ettiğinden çok daha fazla mühimmat taşıdığını iddia eden Almanlar 90 yılı aşkın bir süre sonra haklı çıkmıştır. İngilizler, içi adeta patlamaya hazır mühimmat dolu bir yarı savaş gemisine 2000'e yakın sivil yerleştirerek onları bir nevi kalkan olarak kullanmıştır. Geminin bu kadar hızlı batmasına yol açan o ikinci patlamanın sebebi yapılan tüm dalışlara ve laboratuvar testlerine rağmen hala gizemini korurken tüm bu davada kimin haklı kimin haksız olduğu bugün bile tartışılıyor. Peki sizce hangi taraf ne kadar haklıydı? Çok isterim ki Instagram gönderisinin altında bu konuyu enine boyuna tartışalım. Şimdilik bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.